Senin derdin ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun anne? Kafanı bu kadar karıştıracak ne yapmış olabilirim ben? Kızım, sürekli seni izliyorum. Her an Çınar'la Deniz'in etrafındasın. Yok öyle bir şey. Esin, etrafında olmasan bile onları gözetliyorsun. Yapmıyorum. Kendi hayatın yokmuş gibi sürekli onların peşindesin. Yok öyle bir şey anne. Peki o zaman. Ne yapıyordun orada? Camdan dışarı bakıyordum. O da mı yasak? Esin, beni kandıramazsın. Ben senin annenim. Bir bakışından anlarım. Nasıl hissettiğini anlarım. Ben senin neyin peşinde olduğunu biliyorum ama söylemeye dilim varmıyor. Söyleme o zaman anne. Görme, duyma, hiçbir şey söyleme. Rahat bırak beni ya. Nasıl susayım Esin? Kendi başını yakacaksın. Hiçbir şey olmaz bana. Olur güzelim, olur. En çok da sana olur. Küçüksün sen daha kızım. Ne kadar tehlikeli sularda yüzünün farkında değilsin. Hiçbir şey olmaz, tamam mı? Ben ne yaptığımın gayet iyi farkındayım. Sen merak etme boşuna. Bu şekilde üzülen sen olursun kızım. Çınar'la Deniz hayatlarına devam ederler. Ama sen çok acı çekersin. Ben buna izin veremem. Onlardan uzak dur kızım. Lütfen. Kendi iyiliğin, mutluluğun için uzak dur. Tamam mı? Lütfen kızım. Ben üzülmeyeceğim, tamam mı? Deniz üzülecek, tamam mı? O üzülecek. Ben değil. Yanan o olacak. O yanacak, ben değil. Teşekkürler Sinem. Ne demek Leyla Hanım? Bunu söylemek belki haddime değil ama yani sizin kadar ben de Mert'in iyiliğini düşünüyorum. Yanlış bir evliliğin içine düşmesi beni de çok üzer. Arkadaşlık etmeye devam et. Tabii ki Leyla Hanım. Onu asla yalnız bırakmam. Leyla'yı da tarafıma çektiğime göre bir tek Öykü'yü Mert'ten ayırmak kalıyor. Sinem Kocabey olmaman meselesi. İşine geri dönebilirsin. Tamam. Yani ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa ben buradayım Leyla Hanım. Sağ ol Sinemciğim. Mert'i de hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşeceğiz seninle Öykü Hanım. Görüşeceğiz. Annem haklı. Sürekli köşelerden gözetlemeler, sinir krizi geçirmeler. Bir son vermem gerekiyor buna. Ben Çınar'la Deniz'i sürekli mutlu görmeye dayanamıyorum ki ama ya. Of. Bu mutluluğa bir son vereceğim. Deniz hayatımızdan çıkacak. Yok olup gidecek. Başka yolu yok. Olanları durdurabilirdim. Nasıl buna izin verebildim? Ailem nasıl bu kadar dağıldı? Benim dünya güzeli kızım. Çınar'la bozdu kafayı. Takıldı kaldı ona. Onu bu bataktan kurtarmak zorundayım. Yalçın beni başka bir kadın için terk etti. Ben bu yuvayı kurabilmek için nelerden vazgeçtim. Şimdi düştüğüm duruma bak.
Ben bir bardak alabilir miyim? Tabii. Yandı mı? Evet, çok acıyor. Bekle, hemen geliyorum. Sakar Öykü ya. Sakar. Bırak şimdi, bırak, getir. Acıdı mı çok? İyi misin şimdi? Geçti mi? Geçti. Nasıl hemen geçti ya? Alt üstü çay döküldü Mert. Ya alt üstü çay döküldü diyorsun. Ağlıyordun az kalsın. İnat etme. Mert, benimle ilgilenmeyi bırak artık. Seninle ilgilenmeyi bırakamam Öykü. İstesem de bırakamam ki. Leyla Hanım, kahvenizi getirdim. Ne zahmet ettin? Zahmet olur mu hiç? Az sütlü yaptım sevdiğiniz gibi. Ha, süt olarak da soya sütü kullandım. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Öyle seviyordunuz. Doğru hatırlanmışsın. Teşekkürler. Ha, kuru temizlemeden de aldım kıyafetlerinizi. Aşağıya bıraktım. Yarının planını size mail olarak gönderdim. Sinemciğim, bunlar senin görevin değil. Yok Leyla Hanım, ben görev olduğu için değil. Yani size yardım etmek beni çok mutlu ediyor, o yüzden. Teşekkürler. Mışıl mışıl uyusun diye kızıma bitki çayı yaptım. Hı, teşekkür ederim anneş. Şöyle deliksiz güzel bir uyku çeksem süper olacak gerçekten. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Niye sordun ki? Gündüz biraz atıştık ya. Sen onu diyorsun. Yok anne ya, her zamanki halimiz. Geçti gitti işte, unuttum bile. Doğru söylüyorsun. Geçti gitti. Hadi soğutma çayını iç. Hepsini iç. İçki işe yarasın. Tamam. Bak şimdi bir dikiş de içerim ben. Ya da 10-15 dikiş de diyelim. Ama içeceğim. Söz. Tamam kızım. İyi uykular. İyi geceler anne. Sana iyi geceler anneciğim. Gel hayatım. Ay, oh. Aa, hayatım.
Hayatım, canını mı yaktım yoksa? Yok aşkım, senlik bir şey değil ya. Doğrulmaya çalışırken acıdı. Hayatım bak, emin misin, iyi misin? Hayatım evet iyiyim, bir şey yok. Hayatım bak, bir şey varsa söyle. Hayatım tamam, alt tarafı canım acıdı. Şu an acımıyor bile. Ne yapacağız, azıcık acıdı diye hastaneye mi gideceğiz? Hayatım ben hastaneye mi gidelim dedim. Ne dedin? Eğer canın acıyorsa seni öperek iyileştireyim diye. Tamam, şimdi bana şuradan ilaçlarımı verebilir misin? Onlar iyileşmemde daha etkili olur sanki. Tamam. Madem sevgilim modern tıbba benden daha çok inanıyor, yapacak bir şey yok. Hiç. Yani el mahkum, ne yapacaksın? Al bakalım. Hop. Suyunu da al. Sağ ol aşkım. Rica ederim hayatım. Evet, uyku vakti. Ama benim uykum yok ki. Film falan izlesek onun yerine. Güzel fikir. Şöyle bol aksiyonlu güzel bir film izleriz değil mi? Şahane bir gece bunun için. Hayır. Ya şimdi aksiyon falan öyle çok gürültülü olur ya. Romantik komedi izleyelim. Hadi. Bak ben bu filmlere bayılıyorum. Bu seriden izleyelim ha? Hayatım ben de bayılıyorum. Ama sıkıntıdan. Ya ama ben yaralıyım. Benim de sevgilim yaralı. O zaman taş kağıt makas oynayalım. Kim kazanırsa onu ediyorum. Tamam, öyle olsun. Oh. Taş kağıt makas. Ben kazandım. Yapacak bir şey yok, romantik komedi izleyeceğiz. Olmaz, sayılmaz. Hı. Ortak noktada buluşmamız lazım. Ne izleyeceğiz o zaman? Korku filmi. Hayır, ben çok korkarım. Tamam. Daha iyi işte. Korktuğunda bana sarılırsın. Çınar, hayır. Romantik komedi izleyeceğiz. Hayatım. İyi, tamam. Sen filmi seç, ben de bir üstümü değiştireyim. Gidebilir miyim? Efendim anne. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Öyküyü. Anne, çok yorgunum. Çok çalıştım. İyi geceler. Tamam Mert. İyi geceler. Şevki, yemeğe gelmeyecek misin? Anladığım kadarıyla benimle konuşmuyorsun. Ne konuşacağım Aysel? Acaba bu sefer ne yalan söyleyeceksin diye onu mu düşüneceğim? Şevki. Ne Şevki, ne? Ya haksız mıyım? Haklıyım. Ya Şevki, anlattım ya sana. Deniz için bunu yapmaya mecburdum diyorum. Yahu benden gizlemeye de mi mecburdun ya? Benden ya, kocandan. Ya sana kızların yalan söylediler diye onları etmediklerini bırakmadın. Öykü'yü ayrı, Deniz'i ayrı. Aynı şey değil bu. Ya tabii değil. Bu onların bin katı. Ya sen Ahu'nun kızının Deniz olduğunu herkesten sakladın. Ya benden bile sakladın ya, benden. Kocandan ya. Bundan daha büyük yalan mı olur Aysel? Allah aşkına sen söyle. Baba. Resmen çayıma ilaç katıyormuş ya. İnanamıyorum, nasıl olabilir böyle bir şey? Kim bilir ne zamandır yapıyor ve ben farkında bile değilim bu durumun. Ya ya bana bir zarar verse o ilaç? Ya fazla koysa ve ben... Bir dakika ya. Ne olur ki fazla koysa? Yani ölümcül bir etkisi falan... Bakalım ne olurmuş?
Teşekkür ederim anneşkom. Yani sen olmasan böyle harika bir fikir aklıma gelmezdi. Ne konuşuyordunuz? Hiç kızım. Öyle havadan sudan. Ya yemek hazır da Şevki'ye onu diyordum. Sesiniz yüksekti. Tartışıyordunuz bence. Yok güzel kızım. İşe gidiyorum ben. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz kızım. Anne, babamın nesi var? Yok bir şey kızım. Her zamanki hali. Canı sıkkın gibi geldi de. Ha, ya şimdi hani gece çalıştığı için uykusunu alamıyor ya. Ondandır herhalde. Ya hem gece çalışıyor hem gündüz. Böyle keyifsiz olması normal. Haklısın kızım. Neyse anneciğim, ben üzerimi değiştirip geliyorum. Tamam. Girebilir miyim içeri? Gel. Kıyafetlerini al ve çık. Ahu, elimde pijamalarla biri görse ben ne diyeceğim? Kirlilerimi atmaya gidiyorum dersin. Ne de olsa hepimizden daha çok kirli çamaşırın var senin. Bak. Tamam haklısın ama işleri daha fazla yokuşa sürmeyelim, olur mu? Konuştun mu o kadınla? Ela'yla. O kadının adını ağzına alma odamda. Konuştum. Bitti o iş. Bir daha da görüşmeyeceğiz. İyi. Üstünü değiştir. Ondan sonra doğru misafir odasına. Hayatım bu nasıl romantik komedi filmi böyle? Ya şimdi ben buna üzüldüm. Deniz. Hem bana istediğin filmi açtır hem de uyuyakal. Olur mu böyle Deniz Hanım? Seni seviyorum. İyi ki hayatımdasın.
Evet evet. Uyuyor mu şu an? Anladım. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Tabii tabii. Evet evet biliyorum. Yani ters bir durum olduğu zaman siz bana haber vereceksiniz. Anladım. Bir de şey söyleyeceğim doktor hanım. Oğluma annesinin onu çok... Anlıyorum. İyi günler. Ne? Ne bakıyorsunuz ya? Tabii siz anne değilsiniz, anlayamazsınız. Tamam anneciğim ya, bir şey söylemedik. Ya orada şimdi tek başına ben burada rahat edemiyorum. Ya Nurhan tamam anlıyorum için rahat değil ama... ...ya iki gün oldu daha yatıralı. Bırak bir kafasını dinlesin çocuk. Ay ne bileyim Tekin. Yani sanki orada kendini yalnız hissediyormuş gibi geliyor. Merak etme, merak etme. Kendini yalnız hissetmez o. Sonuçta ilk defa yatmıyor tımarhaneye. Tımarhane değil Tekin. Klinik, klinik. Aman ha tımarhane ha klinik. Her ne zıkkımsa. Daha önce de yattı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadan çıktı geldi olduğu gibi. Yok yok. Ben bu defa inanıyorum. Bu klinik abime çok iyi gelecek. Neden inanıyorsun saf trik oğlum? Hem tedavi hem de denizden uzak durmak abime iyi gelecek. Yahu güçlüdür benim abim. Kafasını toparlayacak, sağlıklı düşüncelerle buraya geri dönecek. Aynen öyle oğlum. Ben de sana katılıyorum. Ben de inanıyorum. Hiç umudumu yitirmedim. Oğlum bu işi başaracak. Hadi bakalım. İnşallah. Ha Özgür. Bak abini kliniğe yatırdığımızdan kimseye bahsetmek yok tamam mı? Tamam baba. Konuştuk bunu kaç defa. Abim iş için yurt dışı seyahatini. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de adımızı deli babasına çıkartmasın Serdar Efendi. Oldu o zaman. Ben çıkıyorum. Kafede işlerim var. Tamam oğlum. Git işinin başına. Hayırlı işler. Görüşürüz oğlum. Ben de kalkayım hazırlanayım. Sen nereye? Canım bir Ahu'ya uğrayayım diyorum. Hani bu olaylardan dolayı aramız biraz soğudu. Hem onu ısıtırım hem de Suzan'ın ağzından laf alabilirim. İyi düşündün. Suzan'ı mutlaka konuştur. Mustafa'nın öldüğü gece konakta neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Sen hiç merak etme o iş bende. Bu arada tımarhane değil, klinik. Şeyi nereye koydun anneciğim? Nerede bu şişe ya? Şirkete vardığında bana bir mesaj at hayatım. Hatta mümkünse bir fotoğraf gönder. Atarım, atarım da. Sen biraz fazla abartmıyor musun bu dışarıya çaktırmam olayını? Neden hayatım? Bu sahte gülüşler, bir samimiyetsiz hareketler falan. Mutlu bir evliliğe sahip olan kadınlar eşlerini gülümseyerek işe gönderirler. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Olmuyor mu? Çok güzel oluyor. Akşam kaçta geliyorsun? 7-8 gibi. Tam olarak saat kaçta? 7'de. Şirket dışında toplantın var mı? Yok. Şirkette? Var. Bu bilgi tam olarak senin ne işine yarayacak acaba? Soruyorum. Toplantın var mı? Var, var, var. Kimlerle? Bir grup şirketinin CEO'suyla Ahu. Ne yapmamı istiyorsun ha? Selfie çekip mesaj atayım mı sana? Aa, sen zahmet etme hayatım. Ben sekreterini ararım. O bana bir fotoğraf gönderir. Akşam 7'de görüşürüz yavrumcuğum. Görüşürüz Ahucuğum. Sen gör. Ben sana daha neler yapacağım yavrumcuğum.
canından bestireceğim. Burnundan fitil fitil getireceğim demiştim. Getireceğim. Yakalanacağım diye. Olsun, değerdi. Sen benim denizden kurtuluşum olacaksın. Küçük şişe. Günaydın. Günaydın. Of, ben nerede uyudum ya? Biz film izliyorduk en son. Ben izliyordum. Sen uyuyunca kapattım. Ah. Ne oldu koluna? Ay. Hiç ya. Önemli bir şey değil. Öyle uyuşmuş biraz. Ay. Ya ben bütün gece senin koluna yatınca uyuştu değil mi tabii? Ben halimden şikayetçi değilim hayatım. Film nasıldı izlediğin kadarıyla? Güzeldi. Yani romantik ama komik değildi. Aslında sonunu merak ediyorum. Bu gece uyumazsan beraber seyrederiz. Aşk olsun Çınar. Sanki sürekli uyuyorum. Tamam ya, şaka yaptım. Hemen kızma. Aç mısın? Çok açım. Ben Suzan ablaya söyleyeyim, bir şeyler hazırlasın. Olur, ben de geleyim. Hayatım dur sen, zahmet etme. Ben şimdi söylerim Suzan abla. Niye, çok iyi olur. Geliyorum. Geliyorum ben. Teşekkürler Suzan'cığım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ay, ay, bu olanlar beni o kadar çok üzdü ki Ahu'cum, anlatamam. Biz de çok üzüldük Nurhan'cığım. Serdar'ın bu kadar ileri gitmesini hiç beklemezdim. Tahmin ediyorum hayatım. Ama ben sana söyledim, Serdar böyle işte. Ya bir kıza takıyor kafayı, ona aşık oldum sanıyor. Aslında değil. Anne olarak inan bana, ben de çok zorlanıyorum. Ya böyle takıntılı aşk mı olur tatlım? Öf Nurhan, sanki senin oğlundan başka derdim yok benim. Olmaz tabii. Herkes Serdar'a çok kızgın. Bence bir süre ortada görünmesi çok iyi olur. Biliyorum hayatım. Hiç merak etme. Serdar zaten bir iş seyahatinde. Uzun bir süre gelmeyecek. Orada toparlayacaktır kendini, eminim. Yalnız senden bir ricam var Ahucuğum. Deniz'e söyler misin lütfen? Tedirgin olmasın. Bak, bir anne olarak söz veriyorum. Serdar sizi bir daha rahatsız etmeyecek. Söylerim tabii. Bu arada sanki aramıza bir mesafe girmiş gibi hissediyorum. Eğer öyleyse çok üzülürüm. Ay yok canım Nurhan'cığım. Nereden çıkarıyorsun bunu? Ya senlik bir durum olmadığının farkındayım. Ay ne olur farkında ol hayatım. Yani biz kadim dostuz. Böyle tatsız meseleler yüzünden aramızın bozulmasını hiç istemem. Mert. Tamam mıyız? Hazırız abi, hadi çıkalım. Hadi. Öykü, biz Mert'le bir şeyler almaya gidiyoruz. Dükkan sana emanet. Bakma işte Öykü ya. Bakma da görmedi. Bir türlü öğrenemedim. Sen işine bak. Ay, of, bu meseleler beni çok boğdu Ahucuğum. Hep bir sıkıntı, hep bir dert. Açıkçası bu konular beni çok geriyor. Bak, en iyisi konuyu değiştirelim. Daha fazla moralimizi bozmayalım. İyi olur. Geçen gün beni vakıftan aradılar, haberin var mı? Yok, ne için? Ay, en son şu sokak çocukları için bir yardım düzenleyecektik ya.
O iş hiç ilerlememiş. Öylece kalmış orada. Ay ben de bu aralar vakıfla hiç ilgilenemedim. Ya ne oluyor orada hiç haberim yok. Bence en yakın zamanda bir vakfa gidelim diyorum. Haklısın canım. Ya başıboş bırakmaya gelmez. Biz ilgilenmeyince her şey dağılıyor. Biz değil hayatım. Sen ilgilenmeyince iş olduğu gibi dağılıyor. Ben ne yapıyorum ki? Sadece ucundan kıyısından tutuyorum tatlım. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Sen vakfa gitmek için uygun bir zamanı ayarla, ben sana uyarım. Ay kraliçemiz şöyle vakfa bir gelsin. Herkes arzı endamını bir görsün değil mi şekerim? Teşekkürler canım. Anlaştık o zaman. Yakın bir zamanda vakfa teftişe gidiyoruz. Anlaştık. Ah hanım, sipariş ettiğiniz ürünleri almak için çıkacağım. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Yok, çıkabiliriz. Peki efendim. Ben de çıkayım Ahucuğum. Çünkü o kadar ıvır zıvır iş üstüme yüklendi ki bari onları halledeyim. Tamam canım, ben seni yolcu edeyim. Canım benim. Bak unutursan ben sana haber veririm bu vakıf için. Olur mu tatlım? Tamam canım. Uygun bir zamanda gideriz. Tamam, haberleşiriz. Hadi görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Vır 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 konuşuyor bir sinir ediyor ya. Hoş geldin. Hoş buldum. Kahvaltı edeceksen kaldırmayayım. Yumurta da koyarım. Yok, yemeyeceğim ben. Aç değilim, yatacağım ben. Şevki ya, sen bari böyle yapma. Ya ne yapıyorum Aysel? Uykum var, gidip yatıp uyuyacağım diyorum. Ya bir rahat bırak beni Allah Allah. Suzan! Suzan! Ay! Ay Suzancığım. Hayırdır Nur Hanım, bir şey mi oldu? Ay Suzan! Nasıl yürüyorsun sen? Şuradan şuraya gelemedim. Nefes nefese kaldım ayol. Ne kadar hızlısın. Maşallah sana. Ay. Nurhan Hanım, siz beni bir de gençliğimde görecektiniz. Ha, bak sen. De yalnız siz beni niye peşimden geldiniz? Bir kusurum mu oldu yoksa? Yok hayatım, yok kusur falan yok. Ben şöyle seninle baş başa bir konuşmak istedim. İkimiz. Benimle. Evet. Hadi gel şurada oturalım. Bak sana ne diyeceğim. Muhteşem ikramlar hazırlamışsın yine. Tadına doyamadım. Afiyet olsun size. Şu tarifleri istiyorum. Tamam, yazarım ben size bir gün. Çok sevinirim. Mustafa Bey'in öldüğü gün bugünkü gibi aklımda Nur Hanım'ın. Gencecik adam. Çok büyük talihsizlik değil mi Suzan? Ya öyle. Yani insan düşününce bile çok kötü oluyor. Peki tam olarak nasıl oldu? Yani Mustafa nasıl öldü? Yani Mustafa Bey ile ilgili konakta pek konuşulmaz, hoş karşılanmaz. Fehmi Bey de istemez zaten. Onları çok iyi anlıyorum hayatım. Bak böyle büyük trajedi yaşamış insanlar bunu pek konuşmak istemezler. Yaraları dağlanır gibi olur çünkü. Dağlanmaz mı Nurhan Hanım? Yani evlat acısı bu, kolay mı? Ama şekerim, bu insanlar da bizim aile dostumuz. Ay ne kadar çok acı yaşamışlar. Bunların hiçbirinden haberimiz yok. Ya benim merakım da ondan. Ya bir şey soracağım sana Suzan. Mustafa müştemilatta öldü değil mi? Yangın çıktığında Mustafa Bey müştemilattaymış. Hmm. Yalnız benim kafama bir şey takıldı. O yangın nasıl bir anda böyle büyümüş? Ya o çocukcağız oradan nasıl çıkamamış? Ya Nurhan Hanım, kapı kilitli olmasaydı çıkardı da Fehmi Bey üzerinden kilitlemiş. Aa! Niye öyle bir şey yapmış? Orasını ben bilemem. Bize de bir şey söylenmez zaten. Yaz Mustafa Bey'in çığlıkları hala kulaklarımda. Çok garip şeyler söylüyordu. Nasıl yani? Yani bir suçtan dolayı af diler gibiydi. Bak sen. Belki de ben yanlış duydum. Bana öyle geldi. Allah günahlarını affetsin. Yalnız o çığlıklar kulaklarımdan gitmiyor. Ne yapalım Suzancığım? Allah rahmet eylesin diyeceğiz. Allah rahmet eylesin.
kapık gidikli olmasa çıkardı da. Neyse, onun kaderi de öyleymiş. Takdiri ilahi, ne diyeceksin? Öyle tabii canım, öyle. Takdiri ilahi hayatım, öyle. Nurhan Hanım, ben artık kalkayım. Yapılacak çok işim var. Aa, tabii tabii, kalkabilirsin Suzan'cığım. Sağ ol, teşekkür ederim. Size iyi günler. Sağ ol. Demek öyle. Sen ne yaptın Aslan Yursun? Ben ne yaptım ki Leyla Hanım? Rol yapma bana. Hadi göreyim seni Queen Leyla. Şu varoşun canını oku. Leyla Hanım, gerçekten anlamıyorum. Eğer ne yaptığımı söylerseniz ben de... Benim oğlumla evlenemesin. Bunu size kim söyledi? Onun önemi yok. Ama Leyla Hanım... Sakın inkar etme. Kandıramasın beni. Leyla Hanım, ben kimseyi kandırmaya çalışmıyorum. Benim Mert'le evlenmek gibi bir düşüncem... Yok diyemiyorsun. Oğlumu zorlayamazsın. İzin vermem buna. Leyla Hanım, siz yanlış anlamışsınız. Bizim aramızda... Cevap verme bana. En azından dışarıda konuşabilir miyiz? Müşteriler bakıyor. Burada konuşacağız. Herkes duysun. Anne? Suzan'dan öğrendiklerim bu kadar Tekin. Bu kadar da yetti Nurhan. Şüphelerin de haklı olduğumu düşünmeme sebep oldu. Mustafa besbelli ki yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekiyormuş. Ama yanına kar kalmadı. Halit'i ve yengemi öldürdükten sonra yanına kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Ya başka bir şey için af dilemiş olamaz mı? Ya ne olacak Nurhan, Allah aşkına? Adam bariz katil işte. Fehmi de oğlunun suçunu örtbas etmeye çalıştı ama yanına kar kalmadı. Allah'ın sopası yok. İşte böyle verir belanı. Ama Fehmi'nin çekecekleri daha bitmedi. Bekle sen. Bekle. Ne yapmayı düşünüyorsun? Yani planın ne? Çınar'la konuşmanın zamanı geldi. Hayatım, sen istediğin kadar Çınar'la konuş. Fehmi Bey onu çocukluğundan beri öyle bir işlemiştir ki... ...sen ne dersen de Çınar inanmayacaktır. Evet. Ama DNA raporuyla karşısına çıktığım zaman inanmak zorunda kalacak. Ona amcası olduğumu söyleyeceğim. Ana babasının koca bey denen o soysuzlar tarafından öldürüldüğünü anlatacağım ona. Benim yeğenim, Çınar'ım, o Fehmi denen ite baba demeyecek Nurhan. Demeyecek. Efendim? Toplantı mı? Kaçta? Tamam, ben birazdan orada olurum. Teşekkürler, sağ olun. Çınar? İsim? Evden mi çalışıyorsun bugün? Öyleydi ama acil bir toplantı çıktı, şirkete gitmem gerekiyor. Tüh, tatsız olmuş. Niye sordun? Hiç. Öyle kendime kahve yapıyordum da sana da yapayım dedim. Çalışırken içersin diye. Başka zaman artık. Neyse, geç kalmadan ben gideyim. Tamam. Kolay gelsin sana. Görüşürüz. Sen de gittiğine göre Deniz'i elimden kim kurtaracak bakalım Çınar'cığım?